Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bu videomuzda güneş enerjisiyle çalışan bir hızlı şarjlı power bank yapacağız. Normal şartlarda power bankların çok yavaş şarj ettiğini biliyorsunuz. Öncelikle hızlı şarj özelliği olan ve olmayan 2 adet adaptörü inceleyeceğim. Ardından bu bilgilere dayanarak kendi hızlı şarjlı güneş enerjili power bankımızı yapacağız. Gelin birlikte şarj aletlerini test edelim ve ardından power bankımızı tasarlamaya başlayacağız. Öncelikle normal bir şarj aletini test ederek başlamak istiyorum. Şu anda güç verdik ve gördüğünüz gibi 5.1 voltluk çıkışa sahip. Cep telefonumu bu cihaza bağlıyorum ve cihaz üzerinden şarj bilgilerini okumaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi şu an 7 wattlık bir değer gözüküyor. Ancak adaptör ve telefonu tanımlaması için tekrar cihazımızı otomatik tanımlama moduna alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kablomuzu, adaptörümüzü ve telefonumuzu test ediyorum. Şu an gerekli tanımlamalar tamamlandı ve şarj gücüne baktığımda arkadaşlar tekrardan takıyorum. Şu anda 8 wattlık bir güç ile normal şarj adaptörümüz telefonumuzu şarj ediyor. Şimdi hızlı şarj adaptörümüzü buraya bağlayacağız ve aynı şekilde test işlemini gerçekleştireceğim. Bağlantıların ardından kabloyu, telefonu ve adaptörü tanımlaması için sistemi otomatik moduna alıyorum ve gördüğünüz gibi şu anda telefonumuz, adaptörümüz, şarj kablomuz hepsi tekrar tanımlanıyor arkadaşlar. Tanımlama işleminin ardından normal ekranımıza geçiyoruz ve kabloyu bir kez çıkarıp takmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık 15 wattlık bir şarj gücüne sahibiz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Şu an 9 volt 1.62 amper telefonumuza gidiyor arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte kendi hızlı şarjlı power bankımızı yapmaya başlayalım. Bu işlem için de şarj modülü kullanacağız. Öncelikle standart bir şarj modülünün telefona gönderdiği akımı ve hızlı bir şarj modülünün telefona gönderdiği akım ve voltaj bilgisini de sizlerle paylaşalım. Basitçe bu devremiz 5.2 voltta çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi besledik. Buradan sisteme giden akım ve voltaj bilgisini de göreceğiz. Gerekli bağlantıları yapıyorum ve telefonumu da yine sisteme dahil ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 200 miliamperlik oldukça düşük bir kapasiteye sahip. Yani telefonum bu şekilde herhalde bir 10 saatte falan dolar. 10 saat olmasa da rahatlıkla 5 saatin üzerine çıkar arkadaşlar. Şimdi hızlı şarj modülümü aynı şekilde dahil edeceğim ve ardından çekilen voltaj ve akım bilgisine bakacağız. Gerekli bağlantıları yaptım. Buraya ölçü aletimi bağlıyorum arkadaşlar ve ardından telefonumuzu da buraya taktığımızda şu anda 5 voltta yaklaşık 700 miliamper gönderiyor. Ancak şarj modülümüz daha yüksek voltajlarda çalışabiliyor. Şu an 13 volt gönderiyorum arkadaşlar. 13 voltta gördüğünüz gibi 9 volt gönderiyor. Sistemin aktif olması için kabloyu bir kez daha çıkarıp takıyorum ve 9 voltta 1.62 amper gönderiyor ve yaklaşık 15 wattlık bir şarj gücüne sahip olduk. Şimdi devremizi hazırlamaya başlayabiliriz. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz, elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeye hemen başlayabilirsiniz.
Altium 365'e entegre Octoparts'ı kullanarak yüzlerce distribütör arasından elektronik bileşenlerinizi arayabilir ve kendi aralarında kıyaslayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan ücretsiz bağlantıları kullanmaktan ve bu uygulamaları denemekten çekinmeyin. Şarj modülümüzün en iyi performansını 12 volt ve üzeri değerlerde verdiğini görmüştük. Bu yüzden bir DC-DC booster kullanacağım ve 3.7 voltu 14 volta kadar yükselteceğim. Ancak şarj modülüm normalden fazla akım çektiği için bu modülden 3 adet kullanarak paralel bağlantı sağlayacağım. Bu sayede 14.4 volt ve yaklaşık olarak 3 amperlik bir çıkışa sahip olacağız. Gerekli ayarların ardından bu modülleri birbirine paralel olarak bağlıyorum ve sisteme dahil ederek bu modüller üzerinden hızlı şarj modülümü besliyorum arkadaşlar. Ardından sistemi toplayacağız ve son testlerin ardından projemiz tamamlanmış olacak.
Hazırladığımız powerbank gördüğünüz gibi güneş ışığı altında şarj oluyor. Yine son olarak bir test yapacağım. Ayrıca USB çıkışı üzerinden de powerbankınızı şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada test cihazımızı videonun açıklamalar kısmında bulunan bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz. İlgilenen arkadaşlara bunu unutmadan iletelim arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde tanımlamaları yaptıracağım ve şarj gücümüze birlikte bakacağız. Öncelikle şu an cihazımız powerbankımızı ve telefonumuzu tanımladı. Bağlantıyı oluşturduğumda artık yaklaşık 15 wattlık şarj gücünü burada görebiliyorsunuz. Ve telefonumuz hızlı bir şekilde şarj oluyor arkadaşlar. Böylece bir videomuzu ve bir projemizi daha birlikte başarıyla tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin. Hoşça kalın. Gördüğünüz gibi sistem gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor.